Şimdi sizinle bir hadis-i şerif paylaşıyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılınan yere geldi. İçeri girdiğinde insanların kendi aralarına sohbet ettiğini, gırgır şamata yaptıklarını, böyle gülüştüklerini gördü. Fekale dedi ki, siz var ya, eğer ağızların tadını bozan şeyi çokça düşünmüş olsaydınız, sizde gördüğüm bu çirkin manzara olmazdı dedi. Ağızların tadını kaçıran ölüm var ya, onu çokça düşünün. Kıymetli dostlar, buna murakabe-i mevt denir. Ölüm murakabesi. Çekilelim bir köşeye. Şöyle ölümü bir düşünmeye başlayalım. Azrail Aleyhisselam'ın geldiğini, fişimizi çektiğini düşünelim. Gassal'in gelip bizim elbiselerimizi çıkardığını, teneşir tahtasına yatırdığını ve sıcak soğuk suyuyla bizi yıkamaya başladığını, çocuklarımızın bir taraftan ağlaştığını, kefenimizin yırtıldığını, taputumuzun hazırlandığını, kefene sarılıp taputun içerisinde konduğumuzu, artık yıllardır beraber yaşadığımız ailemizle, çocuklarımızla yaşadığımız evden uzaklaştırıldığımızı, musalla taşına doğru götürüldüğümüzü düşünelim. Cenaze namazından sonra bizi mezarlığa götürdüklerini düşünelim. Bizi en çok seven yakınlarımızın bizi mezara indirdiğini, sağ omuzumuzun üzerine döndürdüğünü ve arkamıza tahtaları dizdikten sonra üzerine toprak doldurduklarını, yarım saat sonra mezarın etrafında kimseciklerin kalmadığını, bizim orada ana yok, baba yok, eş yok, çocuk yok, telefon yok, internet yok, artık münker ve nekir meleklerinin dakika dakika gelmesini bekliyoruz. Hesap başlıyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, bunu çokça hatırlayın.